Merhaba arkadaşlar, ben SQL Server'la veri tabanı programlama kursunun eğitimini Cihan Özhan. Blogumu ziyaret ederek birçok teknik makale ve video eğitimden faydalanabilirsiniz. Bu videoda SQL Server'la veri tabanı programlama kursu hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben 2011'den beri toplamda 900'ün üzerinde video eğitimi hazırladım. Bunların içerisinde yazılım teknolojileri de var, veri tabanı teknolojileri de var. Türkiye'nin ilk Oracle PLSQL programlama eğitim setini hazırladım 2011 yılında. Yani o zamanlar hazırladığım farklı versiyonlar vardı. İleri seviye TSQL programlama adıyla bir kitap yazdım. Bunu da 2013 yılında yazdım ve şu an ikinci baskı olarak devam ediyor. Şu an yayında ve toplamda 700 küsür sayfalık bir kitap. Birçok yazılım projesinde görev aldım. Bunlar data odaklı da vardı, güvenlik odaklı da vardı. Genelde backend taraflı projelerde, mimarilerde çalıştım. Mobil bankacılık uygulaması geliştirdim ve şu anda son birkaç yıldır da Endüstri 4.0 konsepti üzerine belki araştırmalarınızda denk gelmişsinizdir. Karanlık fabrikalar, yani insansız fabrika projeleri geliştiriyorum. Bunlar içerisinde yapay zeka, machine learning ve big data teknolojileri uyguluyoruz. Türkiye genelinde birçok ve tanınmış akademilerde eğitimler verdim. Bunlardan da bazılarını gördüğünüz gibi yazdım ve aynı zamanda eğitim referanslarımı da buradan birkaç tanesini inceleyebilirsiniz. Kursa gelecek olursak, bu kurs kimlere hitap ediyor? Öncelikle onu bilmemiz gerekiyor. SQL ve TSQL geliştirici olmak isteyen yazılımcılar diyelim biz buna. SQL Server içerisinde kullanılan özel Microsoft tarafından geliştirilen programlama dilinin adı TSQL, Transact SQL. Bunun temel olarak kullandığı standart da SQL'dir. Bunların ikisinde de uzmanlaşacaksınız bu kursta. Bu kurs kimlere hitap ediyor? Tekrar etmek gerekirse, üniversite öğrencisi ya da yeni mezun olmuş ve yeni bir işe girmek isteyen yazılımcı adayları ya da veri tabanı DBA ya da veri tabanı programcı adayları için açıkçası önereceğim bir kurstur. Çünkü piyasada en çok kullanılan veri tabanı teknolojilerinden biridir SQL Server. Özellikle de Türkiye'de çok yaygın kullanım vardır. Küçük ya da büyük projelerde çok yaygın bir kullanıma sahiptir. Farklı bir teknoloji, veri tabanı teknolojisinde uzman olup SQL Server'a hızlı bir başlangıç yapmak isteyenler için çok ideal bir kaynaktır. Çünkü sıfırdan başlayıp ileri seviyenin sınırlarına kadar gidiyor açıkçası. Detaylı bir anlatım var. Yazılım projelerinde SQL Server veri tabanı altyapısını tercih etmek isteyen geliştiricilere ya da proje yöneticilerine aynı şekilde tavsiye edebilirim. Çünkü proje yöneticileri karar vermek zorundadır. Bu kararı da bilgiye dayalı olarak vermesi gerekir. Bu nedenle onlara da faydalı olabilir. SQL Server kursları piyasada çok yaygın eğitime sahiptir, ancak çok pahalıdır bunların kursları. O yüzden bu kursu açıkçası piyasa değerinin çok çok altında bir fiyatla alabilirsiniz. Hatta yok denecek bir fiyatta diyebiliriz bunun için. Bu kursun nihai başarısının hedefi, başarı hedefi nedir? Yani bu kursu baştan aşağı bitirdikten sonra ne yapabilir olacaksınız? Hiçbir veri tabanı teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmasanız bile bu kursu bitirdiğinizde Junior SQL Server Developer, Junior SQL Developer olarak iş başvurusu yapabilir seviyede olacaksınız. Yani sadece bu kursu alarak ve piyasadaki birkaç kitabı da alarak, hani teorik karşılaştırma şeklinde devam ederek düzenli bir şekilde çalıştığınız zaman sonrasında veri tabanı programcısı rahatlıkla olabilirsiniz. Sizi o seviyeye getirecektir. Bu kursun sonunda kendi kendinize bir yazılım projesinin veri tabanı gereksinimlerini anlayıp tasarlayabilir ve programlama yeteneklerini geliştirebilir olacaksınız. Ve en önemlisi de bunu gerçekten anlayarak yapacaksınız. Çünkü birçok teknolojiyi aslında geliştiriciler anlamadan, sadece bir şekilde bir yerden okuyup görerek ne olduğunu anlamadan yapıyor. Burada biz detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bu kurs herhangi bir SQL Server sınavına hazırlık amacıyla geliştirilmedi. Ancak gene de sınavlarda kullanılan teorik ve pratik uygulamaları burada
baştan aşağı yapabileceksiniz. Yani faydalı olacaktır. Peki kurs hangi konuları kapsıyor? Ben burayı anlatmadan öncelikle Udemy üzerindeki kursun içeriğini göstereceğim ve bu şekilde anlatacağım size. Öncelikle burası benim profil sayfam. SQL Server ile veri tabanı programlama kursun içeriğini baktığınızda 233 video var ve toplamda 18 saatlik bir kurstur. Kurs içeriğine geldiğinizde dikkat ederseniz şurada bölümler var. Kurulum aşamaları vesaire. Ben tüm bölümleri açıyorum. TSQL'e genel bakış kısmında en temel TSQL bilgilerini anlatıyorum. Burada use ve go komutu gibi birkaç farklı şey var. Bunlar giriş alıştırmalar diyebiliriz. Veri tanımlama dili, DDL deniyor buna. Bir database oluşturma, alter database, create table ya da alter table işlemlerini anlatıyorum burada. Veri işleme dili, insert, update, delete gibi işlemlerdir. Bunları da temel olarak anlatıyorum yüzeysel bir şekilde. Temel olarak nasıl kullanırsınız onu gösteriyorum. Veri kontrol dili, data control language deniyor. Burada da yetkiler, oturum işlemleri vesaire, bir nesne üzerine yetki verme ya da kaldırma gibi işlemler deniyor bunlara. Bunları da inceliyoruz. Veri sorgulama teknikleri ve operatörler, bunlar aslında select yapısının temel kısımlarıdır. Ve bir select sorgusunu nasıl kullanacağınız ve hangi özelliklerle ne tür işlemler yapabileceğinizi baştan sona anlatıyorum burada. El alışkanlığı kazandırıyorsunuz aslında kendinize. Geçiyorum ufak tefek şeyleri, hani ana başlıkları anlatacağım sadece. Bunları incelersiniz siz. Tabloları birleştirme, joinler deniyor bunlara. Bunlar çok önemlidir. Bunun mantığını anlamak açıkçası bir programcı için genelde sıkıntıdır. Özellikle yeni başlayanlar için ciddi problemdir. O yüzden burada detaylı bir anlatım yapıyorum. Özellikle join mimarisi kısmında ben teorisini anlatıyorum. Teorisini bildikten sonra üzerine joinleri anlatıyorum. Veri bütünlüğü bir veri tabanı projesi içerisindeki en önemli konulardan biridir ve uzmanlık seviyesidir aslında. Buradaki constraint yani kısıtlamaları, primary key olayını ve bunları nasıl yapabileceğimizi ve diğer alternatif farklı yöntemleri de anlatıyorum. Alt sorgular gene önemlidir. Birçok sıkıntılı durumda sizi programcılık tarafında açıkçası veri tabanında kurtarıcı olabilir. Bunları da anlatıyorum. Dahili fonksiyonlar, komutlar, değişkenler vesaire, bunlar size açıkçası SQL Server içerisinde bir yardımcı pakettir diyebilirim. Neyi nasıl yapabileceğinizi ve ekstra yetenekler kazanmanızı sağlayan komutlardır, fonksiyonlardır. Bunları anlatıyorum. Dahili fonksiyonların matematik bölümünde matematiksel işlemler için kullanılan built-in functionları anlatıyorum. ABS, ATAN vesaire, bunların her birini ihtiyacınız olduğunda da inceleyebilirsiniz. Kursu aldığınızda da baştan aşağı inceleyebilirsiniz. İleri seviye sorgu teknikleri kısmında farklı farklı ileri seviye konuları inceliyoruz. CTA vesaire, gelişmiş fonksiyonlar, gelişmiş operatörler, bunların kullanımı, veri ekleme üzerine farklı yöntemler mesela. Sorgu sonucunu yeni bir tabloda saklama ya da store prosedür sonucunu tabloya ekleme ya da sorgu sonucunu mevcut bir tabloya ekleme gibi farklı ileri seviye teknikler anlatıyorum aslında. Veri güncelleme için aynı şekilde, veri silme için aynı şekilde. Bunlar içerisinde çok fazla teori var ve farklı konulara da referanslar var. O yüzden işinize yarayacaktır. Veri gruplama ve özetleme, gruplama işlemlerini anlatıyorum burada. Group by, bunlar da ileri seviye konulardır aslında. Geçici veriler ile çalışma, burada bahsedilen geçici veriler tarihsel ve para işlemlerinde kullanılan nesnelerdir aslında. Tarih ve para çünkü anlık olarak yapılan bir veri manipülasyonudur. Bir para birimini farklı bir para birimine değiştirme, dönüştürme ya da o şekilde gösterme, çevirme gibi işlemlerdir. Ya da tarih formatını Amerika'da farklı gösterip, Amerika'daki uygulamanızda farklı gösterip, Çin'de, Türkiye'de, Almanya'da farklı göstermek mesela. Bunlar geçici verilerdir aslında. Çünkü veri tektir, siz onun üzerinde manipülasyon yaparak farklı işlem gerçekleştirirsiniz.
İndekslerle çalışmak, bu da çok önemli bir konudur. Veri tabanı yönetimine de girer bu. Yazılım tarafında da bilinmesi gerekir. Prosedürel yapılar aslında KSQL'e giriştir. Yani SQL farklıdır, KSQL farklıdır. Bu KSQL'in başlangıç kısmıdır. Burada akış kontrol mekanizmalarını incelersiniz. Değişken tanımlama, mesela SQL Server içerisinde nasıl değişken tanımlanır? Bu önemli bir konudur. Bunu inceliyoruz. If else case yapıları, yani switch case'leri bu programlama tarafında. While döngüsü, continue ve break komutu vesaire, bunları inceliyoruz, temel yapıları. View'ler ile çalışmak, view'ler de önemli konulardır ve buna özel bir bölüm ayırdım. Bunları 8 videoda inceliyoruz. Store prosedürler çok kritik bir konudur. 21 video hazırladım bu nedenle. Dikkat ederseniz şu şekilde. Çünkü profesyonel bir veri tabanı programcısının mutlaka kullanacağı nesnelerden bazılarıdır. View'ler ve prosedürler ve birazdan anlatacağım diğer, örneğin function gibi nesneler. Mesela kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Aslında bunun temelini view'lerde ve zaten prosedürlerde detaylı bir şekilde anlattığım için burada 5 video ile sadece fonksiyonları anlatarak, üzerine ekleme yaparak gidiyorum. Hata yönetimi gene 9 videoda anlattım. Farklı yaklaşımları anlattım. Profesyonel kullanımları anlattım. Bunları da kullanabilirsiniz. SQL Cursor. Cursor da ileri seviye bir konudur. Nadir kullanılan yeteneklerden biridir ama ileri seviye ve gerektiği zaman mutlaka kullanmanız gereken bir özelliktir aslında. Bazen alternatifiniz olmayan durumlar olabiliyor. Dynamic TSQL. Bu da bir TSQL sorgusunu dinamik olarak, anlık olarak oluşturup bunu veri tabanı motoruna gönderebilme yeteneğidir aslında. Transaction'lar da ileri seviye bir konudur ve açıkçası mutlaka öğrenilmesi gereken bir veri tabanı programlama yeteneğidir. Bu yüzden 8 videoda detaylı bir şekilde anlattım burada. Örnek üzerinde anlattım. Burada bir bankacılık uygulaması var ve para transfer işlemini anlatıyorum. Trigger'lar, yani tetikleyicileri de 18 video ile anlattım. Bu da ileri seviye bir konudur. Upper Advanced'dır ve farklı farklı trikleri vardır. Yani özel yetenekleri ve nüans farklılıkları vardır. Hani nerede ne kullanılması gerekir, hangi örneklerde nasıl çalışılır vesaire gibi. O yüzden detaylı bir anlatımı var. Ve sorgu ile erişim güvenliği. Burada da güvenlikle ilgili bazı yaklaşımlar var. Ve son olarak da SQL Server'da veri tabanı yedekleme ve yedekten geriye dönme işlemleri var.